Merhaba arkadaşlar, ben Nihat Hacı Fazlıoğlu. Nihat Hacı Fazlıoğlu Narsistolog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konu başlığı narsist terk edemez, ekranı dondurur. Bunu bir dakika düşünün. Narsistlerle olan ilişkinizde, ilişkinin en başında sizin ahlaki değerlerinizi, etik değerlerinizi, toplumsal değerlerinizi, dini değerlerinizi size mükemmel yansıttıkları için onları ideal eşleriniz zannettiniz. Ve bilinçaltınızdaki anima animus yani dişil ve eril resimlere uydukları için onlarla yaşadığınız bu deneyimi kendiniz için mucizevi bir serüvene benzettiniz. Ve dediniz ki aman yarabbi hem benim beğendiğim bayan ve beğendiğim bay modeli hem de hayalimdeki kişi ve tamamıyla benimle aynı şekilde dünyayı görüyor. Acaba bu benim İdeal eşim mi ya da ruh ikizim olabilir mi? Hayır, o sizin olsa olsa ruh öküzünüz olur arkadaşlar. Narsistlerin ilerleyen aşamada yaptıkları abuk subuk davranış modellerinden dolayı çarpık çırpık kişilik yapılarını gördüğünüzde şoka giriyorsunuz. Birdenbire işte o ruh ikizi bu aşamada ruh öküzüne dönüyor. Elinizdekinin öküz olduğunu görüyorsunuz ama buna rağmen hala ruh ikizine tekrar yapılandırma, onu o ilişkide düzeltme, ona yardım etme, İnsanlığa geri döndürmek için ummadık çabalar içerisine giriyorsunuz. Narsist sizi her şekilde ilişkinin en başından itibaren idealize ederken unutmayın ki sizi bir obje olarak görüyor. Narsist bütün ilişkilerde özellikle kendisinin yanında nasıl duracağınıza bakıyor. O kendine partner seçerken bu benim yanımda iyi durur. Ben bununla ve sahip olduklarımla etrafımdaki insanlara harika hava atarım diye düşünüyor. Sizse ilişkide karşınızdaki kişiyle iletişime geçtiğinizde onunla birlikteliğinizi hayal edip mutlu bir gelecek düşünüyorsunuz. Oysa narsistin ilişkiye başlamadaki amacı, ilişki haritası sizinle asla bir değil. Önceki olarak siz estetik kuramından dolayı karşınızdaki insanı beğenip onun İdeal tipinize uygun olduğunu anladıktan sonra belki o kişiye yazıyorsunuz ya da o kişi bir şekilde size ulaşıyor. Bir şekilde taraflardan birisi birbirine ulaştıktan sonraki süreçte narsist ikinci al planı devreye sokuyor. Nedir bu? Sizin sahip olduklarınıza bakıyor. Bu kişi benim yanımda nasıl duracak? Ben bu kişiyle etrafındaki insanlara nasıl hava atacağım? Bu kişinin etrafındaki çevreden nasıl yararlanacağım? Maddi ve manevi sahip olduklarını nasıl sömüreceğim diye hayal kuruyor. Narsist tamamıyla ilişkilerinde kendisini her şeye hak görür arkadaşlar. O duygusal açıdan sığdır ve insanları her türlü kullanmayı kendisine bir hak olarak görür. Özellikle narsistler küçük bir çocuğun ahlaki gelişimine sahip duygusal açıdan sakattırlar. Katıksız bir kişisel çıkarcılıkları vardır. Eksiklikleri karşısında alçak gönüllü olamadıkları için derin utanç duygusundan dolayı daima karşısındaki insanlara suçlarlar. İşte ilişkinin en başındaki bu ruh ikizi ilişkinin ortasında çok kısa bir süre geçtikten sonra nasıl ruh öküzüne dönüşüyor? Bunu anlamakta zorlanıyorsunuz ama karşınızdakinin bir teviye sizin uyumlu olmadığını anlıyorsunuz. Sonra o öküzü insan etme çabasıyla onu tekrar beslemeye, onda olmayan özellikleri yükseltmeye, onun boş egosunu şişirmeye çabalıyorsunuz. Ve bu tamamıyla size geri dönüşümü olmayan, hiçbir şekilde fayda sağlamayan bir yaklaşım. Neden? Çünkü en başında siz onu idealize ederken kafanızda geliştirdiğiniz eril dişil modellere uyduğu için tamamıyla hayatınızın sonuna kadar onunla birlikte olacağınızı düşünüyorsunuz. Oysa narsist sizin ona baktığınız gibi size bakmıyor. Sizi bir nesne sabitliğiyle görüyor. Yani cep telefonundan biraz hallice gibi. Çünkü her aşamada aslında cep telefonuna oranla siz ona göre daha eksidesiniz. Çünkü cep telefonu bir nesne. Onu istediği gibi kullanabiliyor. Programları istediği gibi indirebiliyor, oynayabiliyor, neşelenebiliyor ve bir kenara atabiliyor. Ama bakıyor ki karşıdaki nesne konuşuyor. Narsist için yani bu ruh öküzünüz için siz sadece konuşan nesneden ibaretsiniz. Empati yapma yetenekleri olmadığı için asla konular karşısında siz yüzlerce defa ona ne kadar incindiğinizi, üzüldüğünüzü, yıprandığınızı, bunun yanlış bir davranış olduğunu söyleseniz de arkadaşlarınızın arasında sizi rencide ederken, söylediklerini söylememiş gibi yapıp sizi aptal durumuna düşürürken, etrafınızdaki insanları size karşı kışkırtırken, onunla paylaştığınız en özel sırlarınızı fütursuzca topluluk içerisinde paylaşmaktan ve işine geldiği zaman kullanmaktan geri kalmazken o sizi sadece bir nesne olarak görüyor. Defalarca bir konudaki hassasiyetinizi ona söylemenize rağmen sanki inadını yapıyormuş gibi aynı hareketleri tekrarladığını görüyorsunuz. Hocam arkadaşlarımın yanında beni rencide etme diye defalarca söyledim.
özellikle topluluk içerisinde aynı hareketleri yapmaya devam etti. Ve şunu düşünüyorum, ben ona kendi hassasiyetlerimi söylemiş olmama rağmen neden sürekli bunları tekrar etmeye devam ediyor? Çünkü siz ona bunu söylediğinizde onun için hiçbir öneminiz yok. Konuşan bir makineden, bir cihazdan farksızsınız ve o konuşan cihazlara nasıl muamele edecekse, onları nasıl görecekse sizi de öyle görüyor. Narsist hiçbir zaman bilinçaltındaki yapısını değiştirme, dönüştürme, ilişkileri yapılandırma, sizin üzüldüğünüz şeyler noktasında hassas davranma eğilimi içerisinde olmayacaktır. Narsistler küçük bir çocuğun ahlaki gelişimine sahip, duygusal olarak sakattırlar arkadaşlar. Katıksız bir kişilik çıkarcılıkları vardır. Eksiklikleri karşısında alçak gönüllü olmak yerine ezici, tahammül edilmesi imkansız utanç duygusu ile daima karşısındaki insanları suçlama eğilimine gireceklerdir. Duygusal açıdan sığdırlar. İnsanları her türlü kullanmayı kendilerinde hak görürler. Şişirilmiş egoları yüzünden zehirli bencillikle bulundukları ortama sürekli zehir saçarlar. Toksit enerjilerin içerisinde kalırsınız. Sürekli anlamlandırmaya çalıştığınız her abuk subuk davranış karşısında zihinsel türbülansa düştüğünüzde kendinizle çelişirsiniz. Ve sizi sürekli hatanın sizde olduğuna o kadar çok alıştırır ki artık normal gündelik davranışları sergilerken bile kendinize çelişkiye düşersiniz. Bir noktada narsist ölümcüldür arkadaşlar ve dokundukları herkesin bütünlüğünü işgal edip ortadan kaldırma eğilimi içerisindedirler. Narsist sizde ona hayranlık duyan yanınızı sever. Sürekli sizi hatalı çıkardığında buna tahammül etmenizi sever ve kişiliğinizin sınırlarını zorladığında, onları alaşağı ettiğinde yine aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi sıfırdan başlıyor olmanızı sever ve orada der ki ben ona ne yapsam sesi çıkmıyor. Demek ki bu gerçekten aşağılık birisi. Hayır, kendi içindeki derin suçluluk duygusunu ve aşağılık duygusunu bastırmak için her türlü taktiği kullanacaktır. Peki o en baştaki harika ruh ikizi olarak yansıyan mükemmel bayan, mükemmel bay ne oldu da kısa bir süre sonra ruh öküzüne dönüştü? Çünkü onun ruh öküzüne dönüşmekten başka çaresi yoktur. Narsisizm patolojik bir davranış ve kişilik bozukluğudur. O kişi kendisi olmaktan öteye geçemez. Sürekli kendisini insanların üstünde görme, mükemmel olduğunu düşünme ve her şeyin kendi hakkı olduğu yanılsaması içerisinde karşısındaki insanları ezmeyi, alaşağı etmeyi, onların yeteneklerini küçümsemeyi kendisi açısından bir başarı, bir zeka ölçüsü zannedecektir. İlişkilerinizde böyle insanlara neden tahammül edeceksiniz? Narsist sadece kendi gerçek dışılığını doğrulayan ortamları sever. Hocam, olmadığı kişilik yapısını toplum içinde met ettiğimde, işte daha önce merhametli olmadığını, insanlara kötü davrandığını, beni önemsemediğini bildiğim halde oradaki yakınları onunla ilgili bunları söylediğinde şaşakalıyordum. Diyordum ki nasıl olur ama kesinlikle benimle ilişkisinde böyle değil. Evet, narsist dışarıya kendisini gerçekten merhametli, etrafındaki insanları düşünen, onların yardımına koşan birisi gibi yansıtabilir. Ama siz birebir ilişkinizde onun gerçek kişiliğini betimliyorsunuz ve gözlemliyorsunuz, analiz ediyorsunuz. İşte ne oluyor da siz o hayal dünyasının içerisinde davranışları baz alıp tespit ettiğinizde o yanılsamanın içerisinde kalmak istiyorsunuz arkadaşlar. Narsist gerçekten sizin inandığınız kişi değildir ve olmasını istediğiniz kişi olması için ilişkinin orta kısımlarında sürekli bir şeyleri kurtarma çabasıyla kendinizden verirsiniz. Ve uyandığınızda işte narsist bir şekilde sizden daha fazla alacaklarının olmadığını anladığında sizi terk edecektir. Araya mesafe koyacaktır, engelleyecektir. Çünkü artık ondaki o bilinçaltındaki çarpık çırpık davranış modellerini, ezikliği, utanç duygusunu, suçluluğu gördüğünüzü bilir narsist. Artık o oyunların sizin tarafınızdan yutulmayacağını ve o yemleri yutmayacağınızı anladığında, uyandığınızı anladığında alacağı ne varsa onları da alıp en son vurgunu yapıp hayatınızdan çıkmak ister. Peki bir şekilde siz narsiste uyanıp hayatınızdan def ettiyseniz ya da o sizin uyandığınızı anlayıp hayatınızdan çıktıysa gerçekten terk edebilir mi? Hayır. Sizler ilişki haritalarınızda düzenli olarak bir insanla bir ilişkiye başlarsınız. O ilişkide karşılıklı olarak birbirinizi mutlu etmeyi hedeflersiniz. Birbirinizin harika yanlarını yükseltirsiniz ve sevgi, hoşgörü zemininde anlayışla ilerlersiniz. Noksanları, eksiklikleri, hataları gördüğünüzde daha önce o kişinin size yaptığı harika davranışları hatırlayarak bunu affedersiniz. Oysa narsist tamamıyla en son yaptığınız davranışın onda ne hissettirdiğine odaklanacaktır. Ve eğer en son davranışınız kötüyse, ondaki çarpık çırpık bir modeli açığa çıkardıysa, onu utandırdıysanız ve artık
onun ne olduğunu bildiğiniz halde topluluk içerisinde kendini övmesine, olduğundan farklı göstermesine tahammül edemeyerek onu alaşağı etme yoluna gittiyseniz, bu en son yaptığınız davranışı eleştirel olarak, kendi kişiliğine hakaret olarak algılayacaktır ve bütün onun öncesinde yaptığınız iyilikleri alaşağı edecektir, yerle bir edecektir arkadaşlar. Bu durumda yıkıcı bir etki yaratmadan ya da yaratarak hayatınızdan çıktığında narsist gerçek anlamda terk edemez. Çünkü onun ilişkisinde karşısındaki insan bir obje olduğu için, insan olmadığı için terk etme gibi bir ifade, bir deyim yoktur. Narsistin hayatında merkezinde bir sandalyede oturduğunu düşünün ve etrafında bilgisayar monitörleri olduğunu düşünün. Onun ilişkide olduğu insanların tamamı, eğer o insanlar onu terk ettiyse, artık engellediyse, hayatından çıkardıysa ya da narsist bunu yaptıysa, o kişileri hayatından çıkarma yoluna gittiyse, artık o kişilerin kendisine tahammül edemediğini anladıysa, oyunlarının artık ortaya çıktığını, maskelerinin düştüğünü fark ettiyse, narsist engellediyse, o ekranlar donuk olacaktır. Donuk görselli ekranlar düşünün. Bazı ekranlar akıyor haldedir. Mutlaka o insanlarla işte cezbetme, değersizleştirme, terk etme ya da geri dönme aşamasındadır. O yüzden o ekranlar hareketlidir. Ama donmuş ekranlar gibi düşünün. Narsist işte o donmuş ekranlar olarak görür terk edildiği ya da terk ettiği partnerlerini. Çünkü onlar için herkes oradadır ve o zaten davranışlarının sorumluluğunu ele almadığı için aradan aylar da geçse, yıllar da geçse hayatınızdan çıktığını düşünürüz. Narsistin hayatındaki o ekranda daima siz donmuş olarak varsınızdır ve bir şekilde diğer insanlarla problem yaşadığında gözlerini ekranlarına gezdirir ve bakar, orada donmuş bir ekran var ve o donmuş ekrandaki kişi, bayan ya da bay, belki bir şekilde onu terk etmiştir ya da o kendisi terk etmiştir. Bunun bir önemi yoktur, zaten bunu hatırlamaz. Ama ona baktığında, o donmuş ekrana baktığında narsist hemen onunla ilgili özellikleri anımsar. Sahip olduklarını, etrafındaki insanları, o insanların o kişiye olan hayranlığını, maddi manevi varlıklarını, hassasiyetlerini, nelere dikkat ettiğini, bütün bunların analizini çıkardıktan sonra eğer o esnada canı sıkıldıysa ve bir şekilde o ekranı tekrar canlandırmak, aktive etmek istiyorsa geri döner. Sizinle iletişime geçer ve siz de aman yarabbi tekrar benim hayatıma geldi. Demek ki bunca zaman, bunca ay, bunca yıl benim yaşadığım haksızlıkları fark etti ya da etrafında işte beni seven insanlar vardı. Belki onlar benimle ilgili beni üzdüğünü, hatalı olduğunu ona söylediler ve de uyandı. Kendi kişisel farkındalığını eline aldı ve tekrar işleri, olayları, durumları düzeltmek için benimle iletişime geçti diye düşünürsünüz. Ya da siz onlarla iletişime geçtiğinizde aynı şekilde o ekranlar donukken birdenbire sinyal alır narsist. Dırırık, 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 dırırık. Kafayı ekrana çevirir. Ve der ki, evet şimdi bakın ekrana kafayı çevirdiğinde siz onları alaşağı etmiş olsanız, rezil etmiş olsanız, onlara haddini bildirmiş olsanız, yıkıcı etkiler bırakarak ilişki sonlanmış olsa da bunların hiçbirisinin önemi olmayacaktır narsist için. Onun zihni hastalıklı çalışır ve dırırıt dırırıt verdiğinde o bir şekilde keyiflenir. Görüyor musun? Yine ilgi ve alakası bana döndü. Biliyordum zaten. Hani o kadar başarılıydı. Hani kariyeri vardı. Hani insanlar onunla ilgili harika şeyler düşünüyordu. Ben bunca şeyleri yapmama rağmen görüyor musun? Bensiz olamıyorum. Ne kadar mükemmelim. Elinde sonunda insanlar bana geri dönüyorlar diye düşünecek. Ve bu duygunun ona hissettirdiği harika enerjiyle sizinle iletişime geçecektir. İletişime geçtiğinde aynı şekilde narsist o esnada sizde kullanabileceği nelerin kaldığına bakacaktır. Hangi ganimetler şu anda canlı diye bakacaktır. Aynı şekilde ilk etapta eğer onun için o ganimetler göz kamaştırıcıysa tekrar o en baştaki harika kişi olma, sizi anlayan, sizi önemseyen, ahlaklı, merhametli, cömert, eğer sizin karşı cins aradıklarınız buysa onları tekrar kısa bir süre size yansıtacaktır. Ama çok geçmeden yine hastalıklı davranış biçimlerini, o kişilik bozukluklarını devam ettirecektir. Bunun ötesine geçemez narsist. Her seferinde şunu söyleyecektir. Görüyor musun? Ama sen beni aradın. Bir daha böyle bir şey olursa asla bana mesaj attığında sana geri dönmem. Sakın bana başka yerlerden ulaşma. Hocam ben onu terk ettim ve beni kesinlikle aramaması, onun yüzünü görmek istemediğimi söyledim. Aramamasını istediğimi söyledim ve sürekli bana alt mesajlarda sakın bana herhangi bir yerden ulaşma diye yazmaya başladı. Evet, çünkü o esnada narsist monitörleri karıştırmıştır. Gerizekalı oldukları için kiminle ne tür bir ilişki yaşadıklarını, hangi aşamada olduklarını, ne söylediklerini unuttukları için, ortaya karışık sevdikleri için birisinin kelimesini alıp öbürüne doğru yansıtır. Evet hocam,
Ona işte iş yerinde durumlar nasıl diye soruyordum. Çok hoşum bugün, sen de harikasın gibi abuk subuk bir mesajla cevap veriyordu diyor. Ama ben bunu sormadım dediğimde sonra anladım diğer insanlarla o esnada bu şekilde bir yazışma içerisinde olduğunu dedi. Evet, o bütün insanlara söylediği ortak ezber kalıpları ona her mesaj attığınızda mesajın içeriğini anlamadıysa bir şekilde o ilgiyi kendine tutmak için, cevaplamış olmak için size gönderecektir. Mesajlarınıza verdikleri cevaplara bakın narsistlerin. Hiçbir zaman sizin istediğiniz, beklediğiniz ya da çözümlenmesini istediğiniz konuyla ilgili mesajlar gelmeyecektir. Abuk subuk kaçamak emojiler gelecektir. Olur olmaz ifadeler gelecektir ve hiç mantıksal düzene oturtamadığınız, sorduğunuz soruyla veya merak ettiğiniz konuyla ilgili bir cevap alamayacaksınız. Neden? Çünkü onun monitörleri her an devrededir. Birisi donmuştur, donmuş monitör onu terk etse de, o ilişkiyi bitirmiş olsa da, gitse de asla narsist için terk etme gibi bir kavram yoktur arkadaşlar. Narsist bu yüzden terk edemez. Hayatındaki herkesi bir ömür boyu kullanabileceği, kendi ekranlarından yansıyan, ona yansıyan ve iyi hissettirecek kurbanları olarak görür. O her zaman öyle düşünür bunu. Bir avcıyı düşünün. Avcı avladıkları hayvanların, değil mi, postunu, etini yedikten sonra postunu bulunduğu odaya asar, bir yere asar. Neden? Ona her baktığında ne kadar mükemmel avlandığını düşünür. Yediği etin tadını alarak ağzı sulanmaya başlar. İşte narsistler de zaten Narsisos'tan gelen avcı betimlemesiyle anılır. Unutmayın, avcı her zaman sinsi planlar kurar. Onun amacı karşısındakinin hissettikleri değildir. Onu yemek ve kendi ihtiyaçları için onu bir teviye sömürmektir bir avcının amacı. Ve avcı daima anlık ihtiyaç ve beklentiyle hayata bakar. Onun için en son alabileceği şey önemlidir. Sizin olan ilişkinizde eğer sizden istediği en son şeyi ona vermediyseniz artık sizden kötüsü yoktur değerli arkadaşlar. Narsistler kendilerinin herhangi bir kişisel bütünlüğü olmadığı için sizin ilişki haritalarınızla uyumlu ilişki haritalarına sahip değillerdir. Bunu anlamanız gerekiyor. Bunu anladığınızda onlarla olan iletişiminizde onların her söylediğine karşı savunmaya geçmeyi, onlarla ilgili söylediklerine karşı kendinizi bir şekilde temize çıkarma ihtiyacını ve onların haksızlığını ispat etmek için onlarca geri tezi onlara karşı püskürtmeyi, bu kadar enerji kaybını artık bırakmalısınız. Narsistin söylediği ve kendince tanımladığı hiçbir değer yargısı gerçekte onun zaten hissettiği değer yargısı değildir. O esnada onu yansıtmak istediği için size söylemiştir. Sen hatalısın, her şeyi çok abartıyorsun. Ama sen de bu konuda sürekli şikayetçisin. Seni bir türlü memnun edemiyorum. Herkes beni beğeniyor, herkes benden hoşlanıyor, herkes beni seviyor. Bir sana kendimi sevdiremedim. Hocam bana sürekli böyle söylediğini şunu söyledim. Bana kendini sevdirecek hangi davranışı sergiledin? Özel günlerimi unuttun, beni hatırlamadın, ailemden insanlar rahatsızlandığında nasıl hissettiğimi sormadın, hayatımla ilgili hiçbir şeyi merak etmedin, benim ilişkilerini aradığımı merak etmedin, sürekli bana yalanlar söyledin ve uzak ilişki istemediğimi söylediğimde benim şehrime girebileceğini, oradan ev tutabileceğini, ev alabileceğini söyledin ama sonrasında bunu söylememiş gibi yaptın. Sana inandım, senin şehrine geldim, aradım ve telefonlara bakmadın. Defalarca beni yüzüstü bıraktın, etrafındaki insanlara davrandığın gibi, onların yansıttığı gibi hassas, duyarlı, düşünceli, onların söylediği kişiliklerin hiçbirisini ben sende göremedim. Ben seni nasıl sevebilirim ya da nasıl sevmemi beklersin dediğinizde şaşırır. Çünkü narsist için sevgili demek, bir partner demek, sevmek demek, onun yanında şık durmak demektir. Narsist şöyle söyler: sen en son aşamada, son tahlilde benimle ilgili olmayan özellikleri çok fazla göklere çıkartmadın. İnsanların yanında beni övmedin. Bana sahip olduklarını fütursuzca vermedin. Kullanmama izin vermedin. Benim yanında şık durmuyorsun artık demeye çalışmıştır o. Bir tek beni sen sevmedin derken şunu söyler: ben diğer insanları harika şekilde kullanabiliyorum. Ucuz zeka oyunlarıyla onları yönetebiliyorum. Ne onların ne kadar aptal olduğunu hissederek kendimi onlardan üstün görebiliyorum. Ama seninle bunları başaramıyorum. Çünkü uyandın. Herkes beni seviyor, sen sevmiyorsun derken bu ruh öküzleri bundan bahsediyorlar. O insanlara yaptığım hiçbir şeyi artık sana yapamıyorum. O yüzden beni artık sevmediğini düşünüyorum. Çünkü seni kullanmama izin vermiyorsun. Çünkü uyandın. Narsistler arkadaşlar kendi gerçek dışılığını
onaylayan ortamları ve insanları etrafında tutmayı severler. Ve dolayısıyla bu insanlar da belli bir süre sonra onların davranışlarındaki tutarsızlıkları görecekleri için onlarla olan ortamlarda olmak istemezler. O yüzden narsist genelde herkes çift gezer, ben tek gezerim der. Evet, çünkü buna mahkumdurlar. Onlar ölümcüldürler. Dokundukları herkesin bütünlüğünü işgal edip ortadan kaldırmayı, kullanmayı hüner zannederler. Narsist için terk etmek yoktur. Onlar sadece bir müddet ekranı dondururlar ve siz bir noktadan sonra dayanamayıp bir şeylerin düzeleceğini zannedip ya da içsel hesaplaşmanızdan dolayı ona gerçeği haykırıp size yaptıklarının intikamını almak istediğinizde ve onlara mesaj attığınızda, engelleri kaldırdığınızda onların donmuş ekranı sinyal vermeye başlar. Ve onlar oraya baktığında kendi davranışlarını, size yaptıklarını hatırlayıp üzülmeyeceklerdir. Unutmayın, onlarda hiçbir duygu formu yoktur. Etrafı ve dünyaya sadece kullanabilecekleri objeler olarak bakarlar. İç huzurları olmadıkları için yalnız kalamazlar. Narsist içindeki derin boşluğu dindirmek için daima yeni kurbanlar bulacaktır. Sizleyken, sizinle birlikteyken, sizden önce ve sizden sonra. Ve sizdeyken de sizden önce ilişki yaşadığı insanlara defalarca geri dönecektir. Çünkü o ekrandayken neredesin, ne yapıyorsun dediğinizde çok yoğunum naraları atar. Ama onu geceler boyu sosyal medyada çevrim içi görürsünüz, aktif görürsünüz. Evet, o esnada orada dondurduğu bir ekranı aktive ediyordur. Ya da bir şekilde bir başkasının aktive ettiği dondurulmuş ekran üzerinden o insanla konuşma yoluna gitmiştir. Ama her seferinde bütün ekranlarda narsistin ilişkilerinde uğrayacağı sonuç zayiattır arkadaşlar, hüsrandır. Onlardan mükemmel eş, sevgili olmaz, iş arkadaşı olmaz, dost hiç olmaz. Sürekli sizi arkanızdan bıçaklarlar ve diyor ki, hocam bana dedi ki biz gerçekten dost değilmişiz. Dost olsaydık bunlar olmazdı. Oysa beni diğer insanların içinde rencide etti. Ona verdiğim özel sırlarımı kullandı. En yakın arkadaşlarıma yazıldı. Bunların hepsini açığa çıkardım ve beni defalarca sırtımdan bıçakladı. Ve şunu söyledim. Senin dostluk kuramınla, senin dostluk anlayışınla benim dostluk anlayışım bir değil. Evet, narsist bir, biz dost olamamışız. Demek ki dost değilmişiz dedin. Evet, bu konuda haklıymışsın derken, bu cümlenizi size püskürtürken sizinle dostluğa aynı şekilde bakmıyordur zaten. O şunu demeye çalışıyordur. Ben seni dostum sanmıştım. Yani sürekli kullanabileceğim, sahip olduğun maddi ve manevi değerleri alaşağı edebileceğim, istismar edebileceğim, etrafındaki insanları da kullanabileceğim, kendimi sürekli övdürebileceğim, kendi şişirilmiş egomu beslemek için sürekli kendimi size üstün gösterebileceğim, sizin mükemmelliklerinizi alaşağı edip kendi zayıflıklarımı mükemmellikmiş gibi gösterebileceğim insanlara dost diyorum. O yüzden bırakın böyle sevgililer, böyle dostlar hayatınızda olmaz olsun. İşte özellikle narsistle olan ilişkinizde hocam ne zaman geri gelecek? Acaba geri gelecek mi? Geldiğinde ne yapacak diye düşünüyorsunuz ya. İşte o geri geldiğinde o dondurmuş olduğu monitörlerden birisini yine bir beklentiyle aktive etmek ya da bir ilişkide hüsrana uğradıysa onun üstesinden gelebilmek ve kendisini daha iyi hissetmek için o ekranlardan daha da zayıf olduğunu düşündüğü bir insanı aktive etmiştir. İşte narsistin geri gelmesi budur, davranışı budur, amacı budur arkadaşlar. Hayatınızdan bir şekilde bu insanları, bu öküzleri def ettiyseniz sakın onları geri getirmeyi düşünmeyin. Bunun yerine kendinizi yapılandırın ve bilinçaltınızda neden bu tarz öküzleri, ruh ikizi zannettiğinizle ilgili olumsuz kalıpları fark edin ve bunları dönüştürün. İşte bunun için nöroimplant var ve bunun için değerli arkadaşlar 18 Eylül'de harika bir webinarla sizlerle olacağım. O webinarın linkini bu videonun altında bulabilirsiniz. Aynı zamanda nöroimplant.com web sitesinden benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz ya da nöroimplant bilinçaltı seansları alabilirsiniz. Sizler de kendi kendinize şüpheye düşüyorsunuz. Acaba hayatımdaki kişi narsist mi? Acaba ben narsist miyim? Bununla ilgili şüphelerinizi bertaraf etmek için benimle bir saatliğine görüşme organize edebilir ve o görüşmede kesinlikle ne olduğunuzu anlayabilirsiniz. Kiminle ilişkide olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğiyle ilgili de harika bir yol haritası edinebilirsiniz. Bundan daha öteye geçerek harika bilinçaltı meditasyonlarıyla gücü tekrar elinize alabilir ve narsisistik bir dünyada hayatta nasıl kalacağınızın taktiklerini 18 Eylül'deki muhteşem webinarda bu bilgilerle birlikte donanarak, tekrar güçlenerek, kendinizi güçlendirerek, farkındalığınızı arttırarak, kendinizi sevmeyi öğrenerek yeniden hayata merhaba diyebilirsiniz. 18 Eylül'de muhteşem bir webinarda sizlerle olacağım ve orada olun. Bize gerçekten bu dünyada sevmeyi bilen,
kadir kıymet bilen, hakkaniyet bilen, insanları olduğu gibi kabul eden, noksanlıkları görmeyen, güzeli gören insanlar lazım. Ve narsistler neden hayatınıza çekiliyor? Neden bu narsistler sisteminizde? Hocam acaba bizdeki değersizliği, yetersizliği görmemiz için narsistler hayatımızda görev mi yapıyor? Bir şekilde, ama bunun ötesini göremiyorsunuz. Çünkü bilinçaltınızdaki koşulsuz sevgi ve karşınızdaki kurtarma eğilimi ve derin çocukluktan getirdiğiniz suçluluk duygusu bir şekilde sizi türbülansta tutuyor. İşte webinarda ben özellikle enerji kordonlarınızı keserek bilinçli bir şekilde merkezinizi kendinize almanızı ve ne kadar önemli olduğunuzu anlamanızı ve kendinizden başka sizi kurtaracak herhangi bir varlık olmadığını idrak etmenizi sağlayarak tekrardan muhteşem bilinçaltı seanslarınızla anima, animus, ilişki kalıplarınızı, erişim modellerinizi, gölge benliklerinizi, yetersizlik, değersizlik gibi ihmal edilme ve terk edilme gibi olumsuz arketiplerinizi, kurban arketiplerinizi, negatif kurtarıcı arketiplerinizi tamir ederek yeniden sizi dengeye getireceğim. 18 Eylül muhteşem bir dönüşüm olacak. Orada olun, orada olun ve birlikte güçlenelim. Sevgiyle kalın, sevgiyle kalın ve sevgiyle kalın arkadaşlar.